Arkadaşlar merhaba. Evren Koleji Uzaktan Eğitim Sistemi 11. sınıf biyoloji dersine hoş geldiniz. Geçen dersimizde boşaltım sisteminin birinci kısmını tamamlamıştık. İkinci kısmındayız. İkinci kısmımız geri emilim sürecinden sonraki toparlama işi. Yani bütün bu süreçte yaşananları konuşacağız. Bir nefron üzerinde. Arkasından hastalıkları anlatıp konuyu tamamlayacağız. Arkadaşlar bizim süzüntümüzde yani glomerulustan Bowman kapsülüne geçen içerik bakın su, tuz, bikarbonat, hidrojen, iyo, üre, besinler ve bazı ilaçlardır. Yani mavi alana geçen bu moleküller. Bakın proksimal tüp burasıydı. Proksimal tüpte biz besinlerin tamamını sodyum gibi, potasyum gibi tuzların büyük kısmını enerji harcayıp geri emiyoruz. Burada ATP harcıyoruz. Yani aktif taşıma yapıyoruz arkadaşlar. Bikarbonat da geri emiyoruz. Karşında arkadaşlar difüzyon kuralları gereği ya da burada aktif taşıma gereği arkadaşlar. Bazı iyonları da salgılıyoruz. Bakın amonyak ve hidrojen. Amacımız asitliği düzenlemek. Bikarbonatı geri emmişiz, hidrojen salgılamışız. Henle kokunun inen kolu arkadaşlar bakın sadece hatırlayın suya geçirgen. Yani sadece su arkadaşlar geri emiliyor bakın. Pasif bir yolla geri emiliyor. Ve aşağı indiğinde çok hızlı, çok miktarda su geri emildiği için yoğunluk ciddi arttı. Difüzyon kuralı gereği çocuklar klor ve sodyum biz geri çekiyoruz. Ama çıkan kolun bakın çocuklar inerken bu daralma olmuştu. Çıkarken de belli yandan sonra çocuklar biliyorsunuz genişleme oluyor. Burada aşırı yoğun bir çözelti vardı. Çok su kaybı olduğu için damara doğru. Difüzyonla kloru ve sodyumu geri emdik. Çıkan kolun yukarısına geldiğimizde yani distal geldiğimizde işler biraz değişiyor. Bakın mesela burada NACL'yi özellikle aldosteron hormonu yardımıyla suyu özellikle ADH hormonu yardımıyla. Çocuklar bazen de çocuklar biz buradan kalsiyum geri emiyoruz. Kalsiyumu da arkadaşlar parot hormonu yardımıyla son kısımda geri emiyoruz. Bakın tuzları, suyu. Bakın bikarbonat yine emildi. Potasyum çocuklar hidrojen ise salgılıyor çocuklar. Çünkü biliyorsun potasyum aldosteron yardımıyla atılırken sodyum klor geri emiliyordu. Asitlik bazlık ayarı gereği asitlik iyon olan hidrojeni atıyoruz. Karşında bazik iyonu çekiyoruz. Kanımız biraz bazik olsun diye. İşte bakın son kısım olan hidratlı bakanında arkadaşlar tuz geri emilme devam ediyor. Gerek difüzyon gerek de aldosteron yardımıyla. İşte bakın bir miktar difüzyonla üre emiyoruz. Çok su kaybetmeyelim diye. Çok su kaybetmemişler. Su da ozmoz kuralları gereği üreden sonra geri çekiliyor. İşte son kısımdaki üre ve su hareketinin sebebi ürenin tamamını geri atmaya kalkarsak biz çok su kaybediyoruz. Buna imkan vermemek için ürenin bir kısmını difüzyonla geri emerken suyu da beraberinde getiriyoruz arkadaşlar. Son kısımdaki amacımız kan homeostazisini biraz daha sağlamak, su kaybını azaltmak için. Bakın kanallar boyunca idrar kanalına kadar ürenin miktarı değişmiyor. Yoğunluğu hep artıyor. En son arkadaşlar idrar dolma kanalında ürenin miktarı azalıyor arkadaşlar. Çünkü biraz geri emdik. Yoğunluk hep artıyor ürede. En son arkadaşlar miktar biraz azalıyor. Çünkü geri emdik. Peki. Bir de arkadaşlar burada eşit değer mantığımız var. Eğer diyor kandaki bir madde belli bir üst limite ulaştıysa üzerine çıkan her maddeyi atmak zorunda kalıyoruz. Özellikle şeker hastalığı arkadaşlar insülin yetersizliğinde glikoz seviyesi kandaki eşik değeri aştığı için bir miktar glikoz dışarı atılıyor. Bu sağlıklı birey için geçerli değil. Bakın inanılmaz bir değerde geri emilim var. Besinlerin tamamını suyun 99'unu,
sodyumun 99,5'ünü çocuklar geri emiyoruz. Bir daha söylemişler. Üren ise belli bir kısmını geri emiyoruz. Ürenin gitgide yoğunluğu artarken en son idrar kanalında, toplama kanalında ürenin miktarı azalıyor. Besinin tamamı, suyun 99'u, tuzların 99,5'ünü geri emiyoruz. Bakın, ilerleyen sırada en son üren miktarı azalıyor fakat yoğunluğu artıyor. Peki, şu salgılama sürecinden biraz bahsedelim arkadaşlar. Diyor ki, biz diyor kılcal damardan nefrona doğru, kılcaldan nefron kanalına doğru madde bırakıyorsak bu salgılamadır arkadaşlar. Burada salgılama arkadaşlar aktif bir boşaltım olayıdır. Yani işimize yaramayan molekülleri bırakma işimiz arkadaşlar. Örneğin biz ilaçlarımızı, boya maddelerini, bazı iyonları çocuklar kanımızda atmamız gerektiği için kılcal damara bırakıyoruz çocuklar. Glikoz, amino asit ve vitamin bu şekilde. Süzülme, geri emilme, işte salgılama olayları sonucunda idrarın yapısı bu şekilde değişkenlik gösteriyor. Örneğin arkadaşlar biz idrarın yapısında ne buluyoruz? Su, üre, ürik asit, kreatin, bazı vitaminler, ilaç, amonyak, bazı mineraller bulunuyor arkadaşlar. Şu besinler ise kesinlikle bulunmuyor. Bunlar büyük olduğu için bulunmuyor. Glikoz amino asit de geri emildiği için bulunamıyor. Arkasından biz idrar toplama kanalından arkadaşlar havuzca akıtıyoruz içeriğimizi. Bakın arkadaşlar bizim süzülme olayımız dediğim gibi kılcal kan damarımızdan nefron Bowman kapsamına doğru. Nefron kanalından geri damara doğru geri emilim, damardan kanala çocuklar gönderme işi ise arkadaşlar salgılama. Bu şekilde biz içeriğimizi arkadaşlar ayarlıyoruz. Burası çok önemli son kısım. Bakın biz akar damarla getirdiğimiz suyu bir miktar az götürüyoruz. Çünkü çocuklar burada idrar içeriğine bırakıyoruz biraz suyu. Çocuklar getirdiğimiz fazla üreyi idrara bıraktık. Çocuklar vitamin ise bir miktar çocuklar BC vitamin için çocuklar bir miktar idrara bıraktık. Çocuklar bakın tuzun bir miktarını idrara bıraktık. Ama çocuklar bakın besin ve oksijenin çocuklar böbrek hücrelerine bıraktık. Yani glikozun, amino asitin, oksijenin daha az toplar damarına dönmesini sağlayan şey idrara bırakmak değil de böbrek hücrenin kendisine bırakmaktan kaynaklı. İşte bakın GeoEQ tam tersi. Biz buradaki GeoEQ'yi böbrek hücrelerinden aldık arkadaşlar. Ama biliyorsunuz plazma proteinleri ve alveolar eşit miktarda kalıyor. Çünkü idrara geçmez sağlıklı bir şekilde. Hep kanda kalır, dokulara geçmez çocuklar. Boşaltma ve çocuklar bizim burada bakın organlarımızdan bahsetmiş, ne iş yaptıklarından. Bakın böbrek konuştuğumuz gibi üre, su mineral dengesi. Gerekirse açlık durumunda böbreklerden biz şeker yapıp enerji üretiyoruz. Bir de arkadaşlar biliyorsunuz çok önemli. Kemik iliğinde alveol yapımını sağlayan çocuklar bu hormonun %90'ı böbrek üretiliyor. D vitamini işlevsellik kazanması kan pH'ini erlemez. Bakın işte akciğerimiz de biliyorsunuz boşaltımdan sorumlu biraz. Ne yapıyor? CO2'nin akımını sağlıyor. Bu sayede arkadaşlar pH'ın dengeli kalmasını sağlıyor. Derimiz, bakın tuz atıyoruz suyla beraber. Bakın ilginçtir. Üre ve ürik asit ile bizim derimizdeki terlemeli attığımız atıklar. Karaciğer fonksiyonu uzun uzun konuşmuştuk.
bir kez daha değinmiş. Bakın, amonyağın uzaklaştırılması, yani üre olarak uzaklaştırılması. En önemli şeyler bizim su kaybını azaltan adaptasyonumuz karaciğerde oluyor. Çabuk çocuklar, detoksifikasyon, zehirsizleştirme, ilacın, alkolün etkisizleştirilmesi burada. Yaşlanmış al yuvarın yok edip bilirubin oluşturması ve safra ile atılması çocuklar yine karaciğer. Peki hastalıklı olan çocuklar, bakın bir böbrek taşımız var. İşte biliyorsunuz bazı tuzlar çöküyor havuzcuk kısmına, böbreğin havuzcuğuna. Orada yapışmışlar taş yapıyor. Üremi böbrekte çalışmama sonucundaki bizim azotlu artıklarımızın birikmesi arkadaşlar, üremin. Böbrek yetmezdi zaten çocuklar, biliyorsunuz. Böbreğin faaliyetlerinin çok çok yavaşlaması veya tamamen durması. Çocuklar, son kısmımızda diyaliz, biliyorsunuz. Diyalizin mantığında biliyorsunuz bizim şöyle bir sürecimiz var. Biraz anlatalım onu. Eğer böbreğimiz sağlıklı süzemiyorsa damardan kanı alıyoruz. Bir pompayla belli sıklıkla çocuklar makinenin içine gönderiyorlar. Makinedeki kırmızı bölüm kan sıvısının gezdiği bölüm. Sarı bölüm ise arkadaşlar diyaliz sıvısı denilen sıvının gezdiği bölüm. Çocuklar diyaliz sıvısında biliyorsunuz atık hiç yok çocuklar diyaliz sıvısında. Makine çocuklar diyaliz sıvısında çocuklar atık hiç yok. Kan hücresi yok. Sadece monomer boyutundaki küçük moleküller arkadaşlar aynen var. Tuz var, kanda olması gerektiği kadar glikoz var, amino asit var. Dolayısıyla çocuklar sadece difüzyon kuralları gereği çözeltiye kandan atık geçiyor. Yani kullanılmış diyaliz sıvısının içinde çocuklar üre var, amonyak var, bazı tuzlar var bir miktar, ürik asit var. Zehirli maddeler var çocuklar. Bunların hepsini ben ne yaptım? Kandan ayırmış oldum arkadaşlar. İki böbrek çocuklar çalışmayan insanlar gün aşırı. Yani genellikle iki günde bir çocuklar makineye bağlanır. Kanı 3-4 saat içerisinde 3-4 kez o sistemden geçtiğinde iki günde çocuklar temizlenmiş oluyor. Ve çocuklar biz bu diyaliz sıvısının sıcaklığını da ayarlayıp şey yapıyoruz. Kandaki kan ısımızla diyaliz sıvımızın sıcaklığı aynı olmalı ki kan tekrar çocuklar geri döndüğünde damarlarımıza ısı farkı oluşmasın. Arkadaşlar, kabaca boşaltım sistemini de bitirmiş olduk. İnşallah bir dahaki dersimizde insan öresini konuşacağız. Lütfen boşaltımla ilgili testlerin tümünü tamamlıyorsunuz. Ve bana video şeklinde ilgili zaman dilimi içerisinde gönderiyorsunuz.